Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzdan Mi Band 5'in kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Mi Band yakın zamanda ülkemizde de satışa sunuldu. İlk başta 400 TL gibi bir fiyatla satılırken şu anda 300 TL'ye rahatlıkla bulunabiliyor. Şimdi hemen özelliklerine bakalım. 1.1 inç renkli ekranı var. 50 metreye kadar suya dayanıklı. Kalp ve stres monitörü var, takip monitörü var. Bayanlar için özel bir takip modu var. Çok fonksiyonlu spor takibi modu var. Mıknatıslı şarj özelliği var. Yani mıknatıslı bir aparatla şarj oluyor. Uyku takip modu var. 14 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Tabii bu bütün özelliklerinin kapalı olması durumunda geçerli olacak bir süre. Bütün özelliklerini açtığımız zaman ortalama bir hafta ya da 4-5 gün maksimum dayanabiliyor. Hemen kutu açılımımızı yapıp incelememize devam edelim. Evet, kutudan kullanıcı kitapçı, şarj için mıknatıslı şarj aparatı, ve akıllı bilekliğimizin kendisi çıkıyor. Oldukça hafif bir bileklik. Hele ki ağır saatler kullandıysanız daha önce, yani bu bilekliği kolunuzda hissetmeyeceksiniz bile, o derece hafif bir yapısı var. Bu arada bu kordon değişiyor, farklı renkleri var. 4-5 tane alternatif rengi var. Herhangi bir tanesini alıp rahatlıkla kordonunu değiştirebilirsiniz ve farklı renklerle de kullanabilmeniz mümkün. Hemen şarj kısmına bakalım. Daha önceki Mi Band modellerinin aksine burada mıknatıslı bir mekanizma geliştirilmiş. Bu kısmı şarj bölümüne yaklaştırdığımız zaman mıknatısla kenetleniyor ve bu şekilde şarj edebilmemiz mümkün. Cihazın üzerinde herhangi fiziksel bir buton yok. Ne açma kapama için ne ses açıp kapama için herhangi bir buton bulunmuyor. Cihaz zaten pili bitmediği sürece çalışır vaziyette bulunuyor. Yani kapatma imkanınız bu anlamda bulunmuyor. Dolayısıyla kutudan çıkartır çıkartmaz da zaten gördüğünüz gibi hemen açılıyor ve kurulum aşamasına geçiyor. Türkçe dil desteği yok şu an için. İngilizce ya da Çince kullanabiliyorsunuz. İngilizce olarak kurulumumuza geçelim ve cihazı çalıştıralım. Cihazı kullanabilmek için cep telefonumuza Mi Fit uygulamasını yükleyerek eşleştirmemiz gerekecek. Cihazı kullanabilmek için Play Store'dan Mi Fit uygulamasını telefonumuza yüklememiz gerekiyor. Evet, uygulama yüklendi. Aç diyerek Mi Fit uygulamasını açıyoruz. Mi Fit uygulamasında öncelikli olarak bir hesap oluşturmamız gerekecek. Mi hesabımızla bağlantı yapabiliriz. Direkt Mi hesabımızla bu uygulamayı kullanabiliriz ya da Google veyahut da Facebook hesabı üzerinden de uygulamayı kullanabilmek mümkün. Biz Mi hesabımız üzerinden kullanmaya devam edeceğiz. Mi Fit uygulaması için gerekli olan bilgileri giriyoruz. Bu bilgilerle bize sağlık önerilerinde bulunacak uygulama. O yüzden bu bilgileri doğru girmemizde fayda var. Evet, bilgileri girdikten sonra bitti diyerek uygulamadaki profilimizi oluşturmuş olduk. Evet, uygulamayı kurduk. Şimdi akıllı bilekliğimizle eşleştirelim. Zaten gördüğünüz gibi eşleştirilmiş cihaz yok. Eşleştirmek için dokunun diyor. Dokunuyoruz buraya.
Dilekliği seçiyoruz. Kabul et diyoruz. Evet. Bluetooth'a bağlanmasını ve GPS'e bağlanması için izin vereceğiz. Bluetooth'u açtık. Şu anda akıllı bilekliği arıyor. Evet, gördüğünüz gibi cihazı buldu. Tamam diyoruz. Şu anda eşleştirmemiz tamam. Artık akıllı bilekliği kullanabiliriz. Telefonumuzu bu yüzden bir kenara bırakıyorum. Eşleştirmeyi yaptık. Artık cihazı kullanabilir durumdayız. Ekranı yukarı aşağı kaydırarak menülerde dolaşabiliyoruz. Hemen alttaki dokunmatik butonla da geri gelebileceğimiz gibi duruma göre de işlemleri onaylayabiliyoruz. Hemen menülere bakalım. Status menüsü. Burada genel kalori durumunu, o günkü egzersiz durumunu görebiliyoruz. Bunun dışında Pay denen bir sağlık uygulaması var. Kalp atış ölçümünün yapıldığı uygulama. Notification bölümü. Burada telefonumuza gelen notification'ları görebiliyoruz. Mesajları buradan takip edebilmemiz mümkün. Stres ölçen bölüm uygulama. Nefes uygulaması. Burada nefes aldırıp verdirerek bizim stresimizin düşmesini sağlıyor bu şekilde. Eventleri takip ettiğimiz uygulama, hava durumunu görebildiğimiz yine uygulama, spor için gerekli takip uygulamaları ve mor kısmında da alarm, müzik, timer yani kronometre gibi uygulamalar mevcut. Bu bileklikle cihazımızdaki cep telefonumuzdaki müzikleri de yönetebiliyoruz. İlave bir özelliği daha var. Kamerayı da kullanabiliyoruz. Yani cep telefonumuzun kamerasını uzaktan bu cihazla kontrol edebilmemiz mümkün. Bunları daha detaylı testlerimizde sizlerle paylaşıyor olacağız. Alarmı mevcut. Yani alarm kurup bilekliğin titremesini sağlayabiliyoruz saati zamanı geldiği zaman. Bunun dışında ekranı sağ ve sola kaydırdığımız zaman da yine çeşitli uygulamalar arasında geçiş yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki saati değiştirebilmemiz mümkün. Hemen bunun için mor bölümüne gelip istersek Band Display bölümünden farklı saat modellerinde seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde farklı bir saat farklı bir kadran belirleyebilmemiz de mümkün. Evet, genel olarak bu şekilde. Bu bir ön inceleme olduğu için çok detayına giremeyeceğim şimdi. Cihazı bir takalım bileğimize ve test edelim. Bilekte oldukça rahat duruyor. Kolunuzda neredeyse hissetmiyorsunuz. Evet.
geçişleri hızlı diyebilirim. Kordonu isterseniz çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Hemen onu da göstermeye çalışayım. Bu şekilde çıkartabiliyoruz. Farklı renklerde kordonlar alıp değişik renk kombinasyonları oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi. Suya dayanıklı demiştik. Suyun içinde ekranı çalışmıyor. Yani ekranını o yüzden gösteremiyorum. Fakat metreye kadar suya dayanıklı. Yani çok rahat bir şekilde duşa girebilirsiniz. Havuza girebilirsiniz. Bu noktada problem çıkartmayacaktır. Evet, genel olarak değerlendirecek olursak Mi Band serisini bir tık ileriye taşınır rahatlıkla söyleyebilirim. Mi Band 4'ü olanların Mi Band 5'e geçmesi çok mantıklı gözükmüyor, fakat örneğin Mi Band 1'iniz varsa ya da ikiniz varsa Mi Band 5'e geçebilirsiniz. Ya da yeni bir akıllı bileklik arayışı içerisindeyseniz yine Mi Band 5'i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Gerek uyku takibi, gerek stres takibi, gerek nabız takibi gibi özellikleri gerçekten başarılı. Bu anlamda fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Zaten şu anda 300 TL'ye rahatlıkla bulunabiliyor. İlerleyen günlerde fiyatın daha da aşağı düşeceğini düşünüyorum. Normalde 400 TL'ye satılacak diye söylentiler vardı. Fakat şu anda 300 TL'ye rahatlıkla bulunabiliyor. Dediğim gibi ilerleyen günlerde de fiyatın daha da aşağı düşmesi muhtemel. 300 TL ve aşağısını rahatlıkla hak eden bir ürün. Sizin de bu konuda yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.